Efendim hayırlı akşamlar. Yine bir Yaşayan Hafıza programıyla sizlerin huzurundayız. Bugün çok önemli bir kişiliği, kimliği konuşacağız sizlerle. Osmanlı Devleti'nin son dönem padişahlarından bu millete ve bu güzide ümmete ömrünü harcamış, fedakarlıklar yapmış, İslam aleminin birliği ve bütünlüğü için sayısız mücadeleler etmiş kıymetli bir isim olan Sultan Abdülhamit Han'ı anacağız inşallah. Vefatının 103. yıl dönümünde değerli konuğum Yılmaz Altınsoy hocamla Abdülhamit Han'ın şahsiyetini, kişiliğini, hayatını, yaptığı mücadeleleri konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Yılmaz Altınsoy hocamız aynı zamanda yazarlıkla meşgulsunuz, evet. Siyaset bilimcisiniz. Tarihe yönelik bir takım kitaplarınız var ama kitaplarınızı getirmemişsiniz. Keşke kitaplarınızı getirmiş olsaydınız da izleyicilerimize takdim etseydik, göstermiş olsaydık. İnşallah bir dahaki programa. İnşallah memnuniyetle. Kitaplarınızı da bekliyoruz. İnşallah. Kıymetli izleyicilerimize de hediye edebiliriz İnşallah. Yani. İnşallah tabii ki her zaman. Evet sevgili hocam, şimdi malumunuz Abdülhamit Han Osmanlı Devleti'nin en zor dönemlerini yaşamış. Büyük sıkıntılar la uğraşmış bir kıymetli hakanımız, büyüğümüz. Fakat hala Sultan Abdülhamit hakkında bazı çevrelerce, bazı düşünce kuruluşları tarafından olumsuz düşünceler, fikirler, beyanlar lanse ediliyor. Siz bize bu devletin hizmetkarlığını yapmış bu güzide kişiyi anlatır mısınız? Sultan Abdülhamit Han Osmanlı Devleti'nin başına geldiğinde nasıl bir Osmanlı modeli vardı? Nasıl bir Osmanlı vardı? Kimlere rağmen nasıl geldi? Buradan başlayalım, buyurun. Sağ olun, eksik olmayın. Tabii Sultan Abdülhamit Han için iki grup insandan bahsedilebilir. Bir, lehinde olanlar, onu çok seviyorlar bizler gibi. Daha çok böyle milliyetçi, muhafazakar, vatanperver insanlar olarak sınıflandırabileceğimiz bir güruh, bir zümre. Abdülhamit Han'ı çok seviyoruz biz. Yani biz Abdülhamit Han'ı, Fatih Sultan Mehmet Han, Kanuni Sultan Süleyman Han, Yavuz Sultan Selim Han sırasına koyuyoruz. Yani Osmanlı'nın dört büyük padişahından birisidir Sultan Abdülhamit Han. Bunun sebepleri var. Birazdan konuşacağız. Bir başka zümre ise nefret ediyor Sultan Abdülhamit Han'dan. Bu tamamen hilalin sancağı altında mısınız? Yoksa Salib'in haçın sancağı altında mısınız? Batıya mı meftunsunuz? Kendi kök değerlerinize mi bağlısınız? Bununla alakalı bir şey. Noktayı istinat, noktayı nazar çok önemli. Yani bakış açısı önemli. Sizin durduğunuz yer ve hadiselere bakış açısınız tarihi değerleri ve tarihi şahsiyetleri de değerlendirmenize sebep oluyor. Sultan Abdülhamit Han'a eğer menfi bir gözle bakarsanız, bir batılı gözüyle bakarsanız, batılı kaynaklardan beslenirseniz ve kendi kök değerlerinize, kendi medeniyet köklerinize biganeyseniz Abdülhamit Han'ı böyle geleneksel devlet anlayışını savunan, efendime söyleyeyim, gelişmelere, yeniliklere kapalı gibi bir sultan gibi görebilirsiniz. Ama öteki türlü baktığınız zaman da bizim kendi değerlerimizi muhafaza etmeye çalışan ve devletin en kritik, en sizin buyurduğunuz gibi en zor zamanında iktidar mührünü eline almış olan ve çok zorluklar içerisinde mücadele etmiş olan, yerli ve yabancı bir sürü şeylere rağmen, mücadele unsurlarına rağmen bu mücadelesinden yılmayan ve devleti 32 sene dimdik ayakta tutan bir padişah olarak görürsünüz ve ona hürmet edersiniz. Evet. Bakış açınıza bağlı dediğiniz gibi. Sultan Abdülhamit Han amcası Sultan Abdülaziz'in 1876 senesinde bir saray darbesi diyelim ki o zamanın derin devleti, o zamanki FETÖ diyelim tabiri caizse, onlar tarafından planlanan haince, adice, alçakça bir darbe sonucu Sultan Abdülaziz Han'ın tahttan indirilmesinden yaklaşık bir 3-3,5 ay sonra iktidara geldi. Sultan Abdülaziz Han dönemi de tabi bilmek lazım. Ama bizdeki bozulma, toprak kayıplarımız 1699 Karlovça ile birlikte başlıyor ama toprak kaybı bizim için bir kayıp değil. Asıl kayıp insanımızın kaybı. İnsan gidiyor, insan yitiyor. Toprağı kaybedersiniz, tekrar olursunuz. Nitekim 650 yıllık Osmanlı İmparatorluğu, imparatorluk tabirini doğru bulmuyorum, Osmanlı Cihan Devleti devrinde birçok topraklar kaybedilmiştir. Yerine daha iyileri alınmıştır, daha fazlalar alınmıştır. Ancak insan kaybı korkunç bir kayıptır. Ve Karlovça'dan sonraki
Karakciğer bitti, toprak kaybediyoruz ama asıl bizim kayıplarımız Tanzimat'tan sonra başlıyor. Tanzimat'tan sonraki insan figürüne baktığımız zaman bu insanlar bizim geleneksel Osmanlı tipolojisine uygun insanlar değil. Aydınımız bu devletin ekmeğini yemiş, bu topraklarda yaşamış. Ezanın altında her gün günde 5 defa ezan-ı Muhammedi ile kulağı meşbu olmuş. Her gün bu topraklarda mücadele etmiş olan insanların meydana getireceği bir topluluk olmaktan çok uzak. Tanzimat bizim kimyamızı, ruhumuzu bozmuş. Tabi Tanzimat Abdülmecit Han dönemi. Abdülmecit Han'dan sonra kardeşi Sultan Abdülaziz Han iktidara geldi. 1870-61 senesinde Sultan Abdülaziz Han tahta çıktı. Sultan Abdülaziz döneminde yine birçok güzel işler yapıldı. Sultan Abdülaziz, Sultan Abdülhamit Han'a en çok benzeyen son dönem padişahlarının bir tanesidir. Hatasıyla sevabıyla. 1876'da Abdülhamit'e de kök söktüren bir grup, biz buna Erkan Erba diyoruz. Mütercim Rüştü Paşa, işte efendime söyleyeyim, bunlardan bir tanesi Hüseyin Avni Paşa, asıl Melun-u Melayin olan Hüseyin Avni Paşa'dır. Erkan Harp reisiydi o zaman. Yani bugünkü tabiriyle Genelkurmay Başkanı'ydı. Şeyhülislam Hayrullah Efendi, ona Sultan Abdülhamit Han Şerullah diyor, Hayrullah'a Şerullah diyor. Ve Mithat Paşa. Bu dörtlü Sultan Abdülaziz Han'ın tahtından indirdi. Tabii ki bunun arkasında küresel güçler var. Şimdiki olduğu gibi. Tabii ki bunun altında bir üst akıl var. En başta İngilizler olmak üzere. O dönemin küresel gücü İngilizler ve İngilizlerin Osmanlı'nın bir de zayıflamaya başladığı dönemler. Evet, tabii dönemler, yani Tanzimat da ellerinde oynatmaya çalışıyorlar zaten. Evet. Ama hala bakın o dönemde bile Osmanlı cihan devleti dünyanın 7 büyük devletinden bir tanesi. Evet, toprak bakımından öyle ama sadece toprak değil, dünya siyaseti bakımından da öyle. 7 büyük devletten bir tanesi. Yani cumhuriyetin kurulduğu gün bile, Osmanlı devletinin yıkıldığı aslında gün bile. Aslında şöyle söyleyebilir miyiz izleyicilerimizin biraz daha anlaması açısından? Sultan Abdülhamit Han Hazretleri büyüğümüz Osmanlı'nın başına tahta geçmeden önce dediğinizi biraz açmak için söylüyorum. Dış güçler tarafından Osmanlı Devleti'nin içerisine bir takım adamlar ve nümeler atılmıştır. Kesinlikle. İşte Jön Türkler, Yeni Osmanlılar, Genç Osmanlılar, Jön Türkler, daha sonra İttihatçılara evrilen bir yapı var. Evet. Tanzimat'la birlikte başlayıp aslında ilk Osmanlıların, Genç Osmanlıların, Jön Türklerin çıkışı Tanzimat sadrazamlarına, Ali Paşa'ya, Fuat Paşa'ya, Koca Mustafa Reşit Paşa'ya bir refleks olarak çıkmıştır. Yani Tanzimat'ın getirmiş olduğu bir takım yenilikleri, değişiklikleri bile kabul etmiyorlar. Evet. Daha başka şeyler istiyorlar. Ve öyle bir atmosfer var. Yani Müslüman Türk aydını %99 itibariyle Paris mahfillerinden beslenen, İngiltere'deki bir takım gizli örgütlerle, mesela Scalieri örgütü vardı mesela, İngilizlerin desteklediği, Silanti Scalieri örgütü diye. Onlar tarafından desteklenen, Abdülaziz ve Abdülhamit kıvamında ve kimyasındaki bir padişahı asla Osman tahtında görmek istemeyen, o yüzden de 5. Murat'ı tahta çıkarmak için mücadele eden ve 5. Murat'ı tekris eden, yani mason yapan, evet, ne yazık ki büyük bir bahtsızlıktır. Osman Gazi'nin torunlarından bir tanesi taht nasip olmuş. Sultan Abdülmecit Han'ın evlatlarından bir tanesi olan 5. Murat mason olmuştur, mason. Gerçekten çok enteresandır. Hani içki de içiyordu 5. Murat. İçki içmesi belki affedilebilir, Rabbim affedebilir ama mason olması demek sen bu topraklara düşmansın demek. Senin bu topraklarda yaşamanı istemeyen bazı mahfillerin uzantısı haline gelmesin gönüllü olarak demek. Ecdadının uğraştığı, mücadele ettiği karşı safa cepheye geçmek demektir. Tamamen geçiyorsun. Aynen. Şimdi Sultan Abdülhamit Han tabii kendisini çok tahta hazırlamış birisi değil. Çünkü önünde ağabeyi var. 5. Murat var. Evet. 5. Murat 1840 doğumlu. Sultan Abdülhamit Han 1842 doğumlu. 2 yaş daha büyük olduğu için tahtının ona nasip olması lazım. Abdülaziz Han da genç, dinamik, enerjik, baba yiğit, pehlivan bir adam. Onun tahttan indirildikten bir hafta sonra da bu Erkan Erba dediğimiz o şer tarafından, devrin FETÖ'sü tarafından katledilmesi, intihar süsü vererek katledileceğini Abdülhamit'in düşünmesine imkan yok. Öyle bile olsa, yani Abdülaziz ölse bile onun yerine ağabeyi geçecek. Dolayısıyla kendisini çok hazırlamıyor. Aslında tahta hazırlamıyor. Aynı Vahdettin'de de bu hikaye, evet, vardır. Sultan Abdülhamit ticaretle uğraşıyor. İyi bir tacir, iyi bir tüccar. Tasarruflu birisi, israfkar birisi değil. Ciddi servet edinmiş, çalışmış, çabalamış falan. Böyle birisi. Ancak gelin görün ki Abdülaziz tahttan indirilip öldürülüp katledilince onun yerine 5. Murat'ı İngiliz destekli bir takım örgütler tahta çıkarıyorlar. Mason 5. Murat'ı. Ama Rabbim
5. Murat'a öyle bir ceza veriyor ki, insan için en büyük nimetlerin bir tanesi olan akıl nimetinden mahrum ediyor. Sultan 5. Murat'ı tahta çıkaran o mason ekibi, işte Ali Suhavi falan da bunların içerisinde, şey yapıyorlar. Bakıyorlar ki 5. Murat aklını yitirmiş. Bu devleti idare etmesine imkan yok. 93 gün sonra 5. Murat'ı bir hal fetvasıyla indiriyorlar. Ve onun yerine bil mecburiyet, istemeyerek, hiç istemeyerek, kaderin bir sevkiyle Sultan Abdülhamit Han'a pazarlık yapmak suretiyle. Nedir o pazarlık? Evet, diyorlar ki meşrutiyet ilan edeceksin, kanun esası kabul edeceksin, parlamentoyu açacaksın. Abdülhamit tabii esas itibariyle belki bunları konuşacağız. Meşrutiyete çok muhalif birisi değil. Onun başka çekinceleri var, başka dertleri var. Abdülhamit de tabiri caizse bir ince siyaset yapıyor. Hafif bir takiye ile Mithat Paşa ve avanesinin bu taleplerini kabul ediyor ve iktidarı koltuğuna oturulup kendisine biat ediliyor. Cafcaflı bir dönem. Yani içeride Ermeni meselesi var. Dışarıda İngilizlerin bitmek tükenmek bilmeyen tasallutları var İslam coğrafyasına. Efendime söyleyeyim. Fransız gazeteleri sürekli Osmanlı'ya saldırıyor gibi. Bir taraftan kuzeyde Ruslar kadim Balkan siyasetini, Slav siyasetlerini, Ortodoks Slav siyasetlerini devam ettiriyorlar. Ateşten bir gömleği giyiyor ve tahta taca değil de tabiri caizse kızgın küllerin üzerine Sultan Abdülhamit Han 1876 senesinde oturuyor. Sultan Abdülhamit Han'ın bir hususiyeti vardır. Hem ömrü bereketlidir. Yani 76 sene yaşadı. Birçok Osmanlı padişahı bu yaşları görmedi. Ve saltanat süresi de 32-30 sene diye düşünürseniz 4. 5. sıraya gelir. 4. Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Osman Gazi, bunlar uzun saltanat dönemleri olmuş olan padişahlardır. Veli Bayezid. Bunların bir tanesi de 5. sıraya da Sultan Abdülhamit Han gelir. 32 senelik bir yönetim, idare dönemi vardır. O dönem çok tartışılır Abdülhamit'in. İstibdat mıydı, değil miydi? Bunlar hep tartışılır. Evet. Abdülhamit Han tabii iktidara geliyor ama geldikten sonra vermiş olduğu sözleri tutması lazım. Kanun esasıyı kabul ediyor. 1876 anayasası malum. Birinci Osmanlı Emir Busan Meclisi'ni açıyor ve akabinde meşrutiyeti tabii ki bununla paralel olarak ilan ediyor. Gerçekten bunları yapıyor. Ancak Abdülhamit'in bahsetmiş olduğum gibi çekinceleri var. Nedir bu çekinceler? Birinci mecliste, birinci Mebusan Meclisi'nde Türklük azınlıkta. Evet, büyük bir imparatorluk, bir cihan devletini yönetiyorsunuz. Bu cihan devletinin içerisinde Müslümanlar, gayrimüslimler, Müslümanlar içerisinde birçok etnik gruba sahip olan Arabı, Çerkezi, Lazı, efendime söyleyeyim Boşnağı, Türkü, Kürdü, bir sürü unsur var. Ama devletin kurucu unsuru Türkler. Sultan Abdülhamit Han Türklüğü her zaman esas olarak, asli unsur olarak görmüştür. Bunu birçok kaynakta görebilirsiniz. Bu hatıralarında falan da vardı. Birçok hatıratlarda Sultan Abdülhamit Han'ın Türklüğü esas tuttuğunu görürsünüz. Evet. Derdi şu Abdülhamit Han'ın. Meşrutiyeti ilan edelim ama Türk'ün hukukunu koruyacak maddeler koyun kanun esasiye. Bunu Mithat Paşa mı koyacak? Mithat Paşa'nın böyle bir derdi yok. Netice itibariyle parlamento kuruluyor. Parlamentoda bakıyorsun ki Ermeniler var. Rumlar var. Yahudiler var. Hem de Siyonist Yahudiler var. Emanuel Karasu gibi birazdan bahsedeceğiz. Hal böyle olunca devleti nasıl bir arada tutarız, devleti nasıl geliştirebiliriz, büyütebiliriz, nasıl tekrar eski şatafatlı günlerine kavuşturabiliriz mücadelesinin verildiği bir arena değil meclis. Neyin arenası? Kurtlar sofrası. Herkes nasıl ben hürriyetimi elime alabilirim? En milleti sadıka olarak tabir edeceğimiz Arnavutlar bile mecliste bir şekilde Osmanlı'dan ipini koparıp bağımsız olma mücadelesi içindeler. Çünkü onlar da bir takım düzenin değirmen suyuna alet oluyor. Öyle tabii. Yani onlar şunu görüyorlar. Çünkü nasıl azınlıkların olsa, hepsini şu an her zaman olduğu gibi yine dış güçler kontrol ediyor. Evet. Hal böyle olunca Sultan Abdülhamit Han, tabii bu arada 93 harbi belası ki Osmanlı Cihan Devleti'ni, Osmanlı Cihan Devleti'ni Avrupa'dan atma meselesi olan şark meselesi. Rusların icat ettiği meseledir bu. Evet. Şark meselesi 3 aşamalı icra edilmiştir. Bunların birincisi 1699 Karlofça Anlaşması'dır. İkincisi 1878 Berlin Anlaşması'dır ki 93 Harbi'nden sonra akdedilmiştir. Üçüncüsü de 1913 Bükreş Anlaşması'dır. Evet. Balkan Harbi'nden sonra yapılmıştır. Osmanlı tamamen Balkanların, Rumeli'nin doğusuna atılmıştır. 93 Harbi'ne
O Abdülhamit Han hiç girmek istemediği halde, yaşı çok küçük, yani 30'lu yaşlarda Abdülhamit Han ve cülusunun seneyi devriyesinde Mithat Paşa ve avanesinin kışkırtmalarıyla Abdülhamit Han istemediği halde Ruslarla bir harbe tutuşuyoruz. Zannediyorlar ki 1853'teki Kırım Harbi'ndeki İngiliz müzahereti burada da yapılacak. Oysa İngilizler Ruslarla Afgan dağlarında, Hindistan'ın kuzeyinde anlaşmış durumda. Bunu göremeyecek kadar dünya siyasetinden bir galiler. Neticede Rus harbi de çıkınca, Rus harbi büyük felaketle sonuçlanınca, arkasından Edirne Mütarekesi, arkasından Estefanos Anlaşması, onun arkasından Belli Anlaşması belimizi büktü. Abdülhamit Han dedi ki ha bu millete, bu idare şu anda erken, bizim tekrar geleneksel idare sistemimize dönmemiz lazım deyip parlamentoyu feshetti. Kanun esası rafa kaldırdı, iptal etmedi, rafa kaldırdı ve devletin güç merkezini Bağbali'den Yıldız Sarayı'na aldı ve devleti tek başına idare etmeye mecbur kaldı. O evet. Bahsettiğiniz kurtlar sofrasından, o bu milletin öz kıymetleri olan, bu milletin yegane tayini olan ekmeğini koparıp çekip alabilmek için buna mecbur kaldı. Burada şunu belirtmek istiyorum. Abdülhamit Han'ın tahta geçeceği esnada az önce bahsetmiş olduğunuz dış mihraklı, bir tarafı dış mihraklı olan isimler, gruplar, lobiler, Abdülhamit Han'ın böyle ferasetli, böyle başarılı, donanımlı bir insan, bir kişilik olduğunu bilmiyorlar, tahayyül edemiyorlardı değil mi? Yani biraz bu konuda beklentilerinin çok dışında bir tutum sergiledi. Kesinlikle, eğer öyle olduğunu bilselerdi ne yapıp edip gerekse suikast yapıp, ki suikastler de yapıldı. 1905'te tabii. Mesela Yıldız suikastı vardır. Korkunç bir suikasttır. 40-50 adam öldü. Bir şekilde Abdülhamit Han'ı tahtından indirmek, hatta hiç cülus ettirmemek üzere bir gayret içerisine girirlerdi. Ancak onlar baktılar ki Abdülhamit, evet Abdülaziz'e benziyor. Evet abdestsiz yere bakmıyor, basmıyor. Evet geleneksel idare tarzından taraf. Evet bizim kök değerlerimize sahip bir adam. Ama dediler ki çok bu siyasete alışkın değil. Kendini devlet başkanlığına hazırlamadı. Biz buna parlamentoyu açtırırız. Kanun esası ilan ettiririz Mithat Paşa marifetiyle dış güçler. Ve onu da parmağımızda oynatırız diye düşündüler. Ama Abdülhamit Han Sertkaya'ya çarptıklarını anladılar. Anlattıktan sonra da başladılar ihtilal propagandalarına. Mesela Ali Suavi hadisesi bir ihtilaldir. İhtilal teşebbüsüdür. Mesela evet. Silah Antiskaleri örgütü vardır. Bunun başında bir Fransız, Rum kökenli bir Fransız vardır. Onların yapmış olduğu defalarca suikast teşebbüsleri vardır. Öldürme teşebbüsü. 1905'teki Belçikalı Ermeni Joris'in yapmış olduğu bir yıldız suikasti vardır. Onun dışında bir sürü suikastlar yapılmıştır. Ancak kader planında Allah'ın istemediği canı hiç kimse alamıyor. Abdülhamit Han 32 sene kaldı. O 32 sene içerisinde de hasbelkader yapılabilecek en güzel şeyleri yaptı. Abdülhamit'in iki önemli şanssızlığı var. Eğer Abdülhamit Fatih devrinde, Kanuni devrinde, Yavuz devrinde, hatta bunlar da geçerli 4. Mehmet devrinde falan olsaydı herhalde Osmanlı'nın, hatta Türklüğün en büyük, en ulul azm padişahı olacaktı. Ve Osmanlı'nın, buna ilave olarak Osmanlı'nın Allahu alem 100 yıl daha ömrü uzardı. Kesinlikle öyle. Yani buna çünkü kesinlikle ben de katılıyorum. Tanzimat'tan önceki iktidara gelseydi, evet. Amcası Abdülmecit'ten önceki iktidara gelseydi devlet toparlayabilirdi. Kesinlikle. O zaman ipin ucu kaçmamıştı. Kesinlikle. Dünyadaki devlet bizim önümüzdeydi Tanzimat'ın yapıldığı devirde. Evet. İngilizler önümüzdeydi, Fransızlar önümüzdeydi. Evet. Ama Abdülhamit'in geldiği dönemde İngiliz yanına, Fransız'ın yanına Rus eklendi. Onun yanına Avusturya eklendi, onun yanına Alman eklendi. Dolayısıyla bizim batıyla teknik manada ve güç manasında aramızdaki uçurum gittikçe arttı. Büyüdü. Daha önce kapatılabilirdi. Ancak Abdülmecit Han bunu kapatmak yerine onlara yararmaya çalıştı. Tanzimatla, ıslahat fermanlarıyla birlikte. Abdülhamit asrının çok önemli iki dezavantajı var. Bir tanesi sanayi inkılabını ıskalamış bir Türkiye'nin başına geldi Abdülhamit. Ve ara çok korkunç açılmıştı. İkincisi de cihan siyonizminin çok revaçta olduğu, zirve yaptığı bir dönemde iktidara geldi. Kesinlikle. Zaten Abdülhamit Siyonistler ilk temasından sonra anladı ki bunlar bu devleti yıkacaklar. İsterseniz Siyonizm demişken, evet. Bugün hala zalim Siyonizm tarafından inim inim inleyen Filistinli kardeşlerimizin yaşamış olduğu o bölge coğrafyasıyla alakalı bir takım hainlerin Sultan Abdülhamit Han'a gelerek toprak talep etme durumu evet. Var biliyorsunuz.
Hani bunlar çok konuşulur ama eksik anlatılır. İsterseniz bunu bir konuşalım. Bu önemli. Çünkü vatan haini diyebilecek kadar bir takım ithamlarda bulunan bir padişah birileri tarafından vatan hainiydi aslında. Toprak sattı, toprak verdi diyor ya. Toprak kaybettik. Onun döneminde onu diyor ya. Onu da konuşalım, onu da sorun. Onu da soracağım. Abdülhamit devrinde toprak kayıpları aynen nasıl olmuş? Tabii. Diyorlar ya, hani kendilerini bu şekilde besliyorlar. Böyle fikir alarak. Şimdi Abdülhamit Han nasıl bir sultan ki Osmanlı'ya teklif edilen bir avuç toprak için Osmanlı'nın bütün ekonomik sorunlarını, borcunu, dış borçlarını ödeyebilecek sisteme, yapıya, imkana sahipken bunu reddediyor ve nasıl mücadele ediyor? Buyurun lütfen sizden alalım bunu. Bahsettiğimiz gibi Abdülhamit Han asrının en büyük dezavantajlarından bir tanesi modern manadaki cihan siyonizminin, geleneksel siyonizmin temelleri ta Babil Esaretine dayanır. Evet. O çok eski, 2000 yıllık meseledir. Yani siyonistler, Yahudiler 2000 yıldır siyonist. Ama modern siyonizm dediğimiz bizim Theodor Herzl'ın Der Judenstaat isimli eseriyle birlikte ortaya koymuş olduğu Yahudilere dünyadaki değişik yerlerde dağınık vaziyette yaşayan Yahudi topluluklara toplulukları maruz kalmış olduğu soykırımlar, pogromlar, zulümlerden dolayı onları Filistin'de, İsrail'de, Kudüs merkezli bir yurtta toplama projeksiyonuna biz Siyonizm diyoruz. Tabii Theodor Herzl 1896'da birinci Siyonist Kongresi'ni Basel'de topladı. İsviçre'nin Basel şehrini topladı. Ondan sonra 97, 98, 99 sürekli bu kongrelere devam ettirdi. Ana hedefi şuydu, bahsetmiş olduğum gibi Kudüs merkezli bir İsrail devletinin kurulması. Evet ama Kudüs merkezli bir devleti nasıl kuracaksınız? Yani Kudüs Osmanlı Cihan Devleti'nin bir parçası. Orada Türk bayrağı asılı, orada Türk sancağı var, orada Türk valisi var, orada Türk garnizonu var. Yani ve devletin başında Abdülhamit Han gibi bir adam var. Yani böyle kandıracağınız, etkileyeceğiniz, korkutacağınız 5. Murat gibi, Sultan Abdülmecit gibi bir adam yok ki. Evet. Hatta kısmen Sultan Reşat gibi adam yok ki. Köklü geleneklere sahip Sultan Yavuz Sultan Selim Han gibi bir padişah oturuyor. Ne yapalım ne edelim derken Theodor Herzl Sultan Abdülhamit Han'la mutlak manada görüşmek istiyor. Yani Theodor Herzl'ı tanımak lazım. Hep söylüyorum ben. Bir insan nasıl mücadele adamı olur? Dava adamı nasıl olunur? Nasıl inanmış olduğu değerler uğruna bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjiyle mücadele eder bir insan batıl bir davada bile olsa? Bunun en mücessem örnekleri bir tanesi Theodor Herzl'dır. Çok da az yaşamıştır. Yani 40'lı yaşlarda, 44 yaşında vefat etmiştir. Ama bugün İsrail Devleti'nin kurucusudur. Netice itibariyle Sultan Abdülhamit Han'la görüşmek istiyor ama Abdülhamit Han'la randevu almak, hele bir Siyonist kimliğiyle görüşmek, hele ondan kendi toprakları içerisindeki bir çakıl taşını istemek yürek ister. Bunu çok iyi bildiği için nasıl bir ince siyaset yapabilirim? Nasıl Osmanlı'nın yumuşak karınlarından girebilirim? Abdülhamit'i nasıl kıvama getirebilirim? Bu fikre kolonizasyon aslında, toprak talebi bile yok. Nasıl Yahudi kolonizasyon fikrine Abdülhamit'i ısındırabilirimin fikriyatını yapıyor. Tabii çok destek alıyorlar. Kongreleri falan da var. Dünya Yahudiler Birliği toplanıyor falan. Netice itibariyle diyorlar ki Osmanlı'nın iki tane belası var. Bir, Sultan Abdülaziz'den tebarüs eden 300 milyon altın lira borcu var dünya piyasalarına. Bunların çoğu İngilizlere, Fransızlara. Birincisi bu. Duyun Umumiye İdaresi kurulmuş 1881 senesinde. Duyun Umumiye idare ediyor Türkiye'nin gelirlerini. Bir manada IMF masası gibi. Tabii. İkinci meselesi de Türkiye'nin içinde Suni bir azınlık meselesi var. Ermeni meselesi. Ve Ermeniler Türkiye'yi dış dünyada çok sıkıştırıyorlar Abdülhamit Han'da. Bu iki konuda Abdülhamit'i eğer tabiri caizse yemleyebilirsek, onu ikna edebilirsek, o topraklara önce kolonizasyon izni, sonra da bağımsızlık kendi kendine düzelir gider diye düşünüyorlar. Ve netice itibariyle birçok aracı ortaya koyuyor Theodor Herzl. Bunların bir tanesi Nevlinski. Nevlinski diye bir Polonyalı Yahudi. Nevlinski Abdülhamit Han'dan tabii ki bir Siyonizmin temsilcisi, Dünya Siyonist Birliği'nin başkanı Theodor Herzl değil de Avusturyalı Neue Freie Presse gazetesinin muhabiri bir Yahudi ile görüşmek için bir randevu talep ediyor. Abdülhamit Han'ın Nevlinski'ye yazmış olduğu mektup çok enteresandır. Tarihi bir vesikadır.
çok kısa okumak isterim. Tabii, buyurun. 1896'da Sultan Abdülhamit Han'dan randevu talep eden Theodor Herzl'a Nevlinski, ortak dostları diyelim, Nevlinski vasıtasıyla Abdülhamit'in göndermiş olduğu mesaj şu: eğer Bay Herzl senin benim arkadaşım olduğun gibi arkadaşınsa, ona söyle bu meselede ikinci bir adım atmasın. Niçin geldiğini biliyor. Evet, biliyor. Onlar her ne kadar kolonizasyon falan deseler de Siyonizm hedefinde Kudüs merkezli bir İsrail devletinin kurulmasının yattığını biliyor Abdülhamit. Uyanık bir adam, dünya siyasetini tamam. biliyor. Ben bir karış bile olsa toprak satamam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Bakın, her bir kelimesi vesikadır, sel yapadır. Her bir kelimesini devleti idare eden her devlet yöneticisinin arkasına asması lazım. Lüzumsuz lafları asıyorlar. Aynen. Birilerine izafeten. Onun yerine bunlara asılması lazım. Kesinlikle. Milletime aittir. Milleti bu imparatorluğu kanlarını dökerek kazanmış ve yine kanlarıyla mahsuldar kılmıştır. O bizden ayrılıp uzaklaşmadan tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye Filistin alaylarımın askerleri birer birer Plevne'de şehit düşmüşlerdir. 93 harbinden bahsediyor. Evet. Plevne Kalesi, Gazi Osman Paşa. Bir tanesi bile geri dönmemek üzere hepsi muharebe meydanlarında kalmışlardır. Türk İmparatorluğu bana ait değildir. Devletin kurucusu, devletin sahibi, hanedanın en son temsilcisi diyor ki bu devlet bana ait değildir diyor. Devleti kendi malı gibi görüp 100 yıldır kendi malı gibi yönetenlerin kulakları çınlasın. Abdülhamit diyor ki bu devlet bana ait değildir. Türk milletinindir. Ben onun hiçbir parçasını veremem. Bırakalım Yahudiler milyarlarını saklasınlar. Benim imparatorluğum parçalandığı zaman onlar Filistin'i hiç karşılıksız ele geçirebilirler. Fakat yalnız bizim cesetlerimiz taksim edilebilir. O zaman biz ölmüş olursak cesedimizi parçalayabilirler diyor. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına asla müsaade edemem. Abdülhamit noktayı bu. Koyuyor. Neticede Nevlinski bu mektuba Theodor Herzl'a gönderiyor ama Theodor Herzl bitmek tükenmek bilmeyen bir ısrarla davasının peşinde. O açıdan ben bununla bir kitap da yazıyorum. Çıkmak üzere, bir ay içinde çıkacak inşallah. Hayretler içerisinde. Netice itibariyle bir tane aracı buluyor Theodor Herzl. Abdülhamit'in bir numaralı danışmanlarından Arminius Vanberi. Bu Arminius Vanberi vasıtasıyla Abdülhamit de... Bu Ermeni mi bu? Şey? O da Yahudi. Yahudi mi? Yahudi. Şöyle enteresan bir kimlik. Yahudi kökenli. Ancak dört dine birden girmiş, hepsinden girmiş, çıkmış. Garip bir insan. Ve en son kendisini ateist olarak tanımlıyor. Türkolog profesör. Macaristan'daki Türkoloji Enstitüsü'nün de fahri başkanı. En son öldüğünde ben ateistim falan diyor her yerde. Ancak öldüğü zaman çekmecesinden Tevrat çıkıyor. Yahudiler budur. Yahudi dönmez, dininden çıkmaz. Bu kalemin gibi birçok kılıflara girer. Ve davalar için her şey onlara mübahtır. Her o anlayış da vardır. Onlar. Tabii ki öyledir. Netice itibariyle bir randevu talep ediliyor. 17 Mayıs 1901 tarihinde. Bakın birçok kaynakta, bazı kaynaklara daha doğrusu, sanki Sultan Abdülhamit Han Theodor Herzl'la birden fazla görüşmüş gibi anlatılıyor. Asla doğru değildir. Theodor Herzl 5 defa İstanbul'a gelmiştir. Hı hı. 4'ünde görüşmeye muvaffak olamamıştır. Bir sürü rüşvetler dağıttığını iddia eder, hatıralarında vardır. Hatırlı adamlar araya koymuştur ama Abdülhamit kabul etmemiştir, niyetini biliyor. Ancak 17 Mayıs'ta şu Yahudi bir dinleyeyim demiştir ve kabul etmiştir. Toplam 2 saatlik bir görüşme var. Baş başa görüşler, yanlarında hiç kimse yok. Mesela Avram Galanti eserinde der ki, bana Moshe Levi'nin torunu anlattı. Moshe Levi ile Theodor Herzl 1902'de Abdülhamit tarafından kabul edildiler. Sonradan benim babam Abdülhamit'in garezine uğradı. Onu tehdit etti. Doğru değil. Bir defa görüşüldü. 17 Mayıs 1901. Ve bu görüşmede Theodor Herzl asla Kudüs'ü, Filistin'i Osmanlı padişahından isteme cüretini gösteremedi. Tek söylediği şey şu. Onu bile söyleyemedi yani. Asla söyle. Adamın ayağından asırır Abdülhamit. Öyle kolay değil toprak istemek Abdülhamit'ten. Abdülhamit deyip geçmeyin. Zarif bir insandır. Toprak isteme niyetinde. Bilinçaltını, şuur altını biliyor. Evet. Ama o Yahudi tabii söyleyemiyor bu. Yahudi doğrudan söyler mi? Her türlü entrikayı çevirir. Efendim diyor, biz size diyor dünya piyasalarından daha ucuz finans temin edelim. Sizin finansal probleminizi çözelim. Ayrıca dünya matbuatı bizim soydaşlarımızın elinde. Neufreie Presse başta olmak üzere. Buradan size Ermeniler noktasında destek verelim. Osmanlı Ermenileri zulmettirmediğine dair destek verelim. Bunun karşılığında sizden bir şey rica ediyoruz. Nedir o? Kudüs'e Yahudilerin vizesiz girmesini temin edin. Oralar onların topraklarıdır. Hmm. Orada bazı onunla giriyor. Tabii işte bazı orada ata şeyleri vardır.
mirasları vardır. Oralara turistik amaçlı girsinler. Bunlara müsaade edin diyor. Abdülhamit ne yapıyor biliyor musunuz? Bunu reddetmiyor. Yahudi aklını kullanmak istiyor aslında Abdülhamit. Ve diyor ki tamam siz bize finansal tablo hazırlayın. Benim borçlarımla ilgili. Ermeniler konusunda bana destek olun. Ben de bunları değerlendireyim, düşüneyim diyor. Ama diyor ben size diyor bazı ekonomik imkanlar sağlayayım diyor. Mesela belki birazdan bahsedeceğiz. Hicaz demiryolu hattının etrafında diyor madenler var. Yahudi tacirler gelsin, anlaşma yapalım, buraları işletsinler diyor. Ve bir parmak bal çalıyor tabi caizse. Hmm. Birbirlerini çok iyi tartıyorlar. Sonra Theodor Herzl Avrupa'ya gidiyor. Abdülhamit Han Fransızlardan alacağı bir takım finansal kaynaklar için Yahudileri kullanıyor ve Fransızların maliyetini düşürüyor. Ondan sonra zaten Abdülhamit Han Theodor Herzl'la görüşmüyor. 1904 senesinde tamamen bağlar, ipler kopuyor. Ve bir daha bu Yahudi'yi sarayın içine almayın diye kesin talimat veriyor. Ve aynı sene zaten Theodor Herzl'la ölüyor. 1904'te. Hı hı. Tabii Theodor Herzl ölüyor ama Siyonizm davası ölmüyor ki. Tabii. Yani Abdülhamit yerine, yerine gelenler var. Yerine gelenler var. Efendime söyleyeyim İngiliz gücünü, Yahudi aklı bugün Amerika'daki evangelizm gibi kullanıyorlar. Evet. İngilizlere diyorlar ki Osmanlı'nın hakim olduğu topraklarda, Hicaz'da, Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin bazı bölgelerinde petrol var. Sizin sanayi inkılabınızın çarklarının dönebilmesi için, sanayi tesislerinizin inkılap neticesinde yapılan, dönebilmesi için ihtiyacınız olan benzin, doğalgaz, petrol hepsi Osmanlı İmparatorluğu'nun şeyin içerisinde, toprakları içerisinde diyor. Ve Yahudi'ye sanki tabiri caizse tavşanın ağzına bir havuç tutar da onu kendine celbeder gibi o topraklar ilgisini çekiyor. Amaç ne? Osmanlı'dan bu coğrafyayı koparmak, İngilizlerin petrol ulaşmasını sağlamak ve kendileri de Arz-ı Filistin denilen dünya Yahudi hakimiyet planının birinci aşamasını gerçekleştirmek. Evet hocam, Abdülhamit Han'ın Siyonizmle mücadelesini çok kısa ve özet bir şekilde çok net anlattınız. Tabii gönül ister ki bu konuyu daha teferruatlı konuşmak gerekir. Aslında Sultan Abdülhamit Han hakkında en az bir 6-7 program yapmak lazım ki Abdülhamit Han'ın kim olduğunu kıymetli izleyicilerimiz layıkıyla, hakkıyla bilsinler ve anlasınlar. Ama inşallah farklı programlarda bunu yine konuşuruz. Çok önemli konular var. Biz değerli izleyicileri hızlı ve çok fazla detaya girmeden geçiyoruz. Çünkü buna süremiz mümkün değil, yetmez. Ama çok önemli nüanslar var. İnşallah kıymetli hocamın kitabından temin ederseniz, öyle söyleyelim i̇nşallah, en azından değil mi? O kitaplarında bu tür gelişmeleri daha yakinen, daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi hocam kısa bir reklam aramız var. Çok kısa, fazla bir uzun değil yani. Kıymetli izleyicilerimiz sizler de bir yere ayrılmayınız. Abdülhamit Han'ın kimlerle çalıştığını, çevresindeki hainleri, hani bir takım bazı televizyon dizilerinde anlatılıyor evet ama maalesef eksik ve sıkıntılı bilgiler de var onların içerisinde. Az önce hocam bahsetti Theodor Herzl ile alakalı. Sahnenin her birinde Theodor Herzl var ama maalesef Theodor Herzl Abdülhamit Han'la bir kere görüşüyor. Bunun gibi yani doğru bilgileri öğrenmek adına bir yere ayrılmayınız efendim. Birazdan sizlerle birlikteyiz. Evet kıymetli izleyicilerimiz, yaşayan hafızada kaldığımız yerden devam ediyoruz tüm hızımızla. Osmanlı Devleti'nin son dönem padişahlarından Abdülhamit Han'ın vefat yıl dönümünde onun hayatını ve kıymetli mücadelelerini, cihadını konuşuyoruz efendim. Kıymetli konuğum tarih bilimci Yılmaz Altınsoy ile birlikteyiz. Evet sevgili hocam. Sultan Abdülhamit Han döneminin çok sıkıntılı, çetrefilli olduğundan bahsettik. Etrafındaki bir takım güruhların, hainlerin ve dış güçler diye kullanmış olduğumuz o kavrama tam uyan simaların, karakterlerin olduğundan dem vurduk. Abdülhamit Han kimlerle mücadele etti?
Hep bunlar konuşuyor. Şimdi sevgili izleyicilerimizden de sorular geliyor kısım kısım. Vatan haini olan kimlerdi? Ona destek olan kimlerdi? Kimler onun yanındaydı? Ve yine özellikle Prens Sebahattin'den bahsetmemizi istiyorlar. Hain miydi? Neden hainlik yaptı gibi? Lütfen bunlara girelim isterseniz. Sultan Abdülhamit Han asrının en mümeyyiz hususiyetlerinin bir tanesi kahtu rical dediğimiz adam yoktu. Yani Abdülhamit Han'ın kurmuş olduğu okullarda Mektebi Mülkiye Şahane, Mektebi Tıbbiye, Mektebi Harbiye gibi bugünkü manada üniversitenin en üst seviyesi artık. Yani çok ciddi müderrislerin birkaç lisan bilen ve dopdolu insanların eğitim verdiği, ders vermiş olduğu bu üniversitelerden yetişen insanların çoğu %90'ından fazlası diyebilirim ki kendi kök değerlerine düşman olarak yetiştiriliyordu. Bunu tabii ki tamamen Abdülhamit Han idaresinin biraz baskıcı olan idare tarzına bağlamak doğru değil. Çünkü o dönemde dediğimiz gibi Abdülhamit Han'ı tahttan indirmek ve onun gitmesiyle birlikte imparatorluğu parçalamak, parça parça etmek neticede bu olmuştur. Ve o parçalanmış olan imparatorluktan, cihan devletinden tabiri caizse 40 tane devletçik meydana çıkarmak ve buradan pay almak gibi küresel çetenin, küresel güçlerin kadim bir hedefleri vardı. İdealleri vardı. Ve bu çerçevede bizim kendi insanımızı da çok kolay bir şekilde avlayabiliyorlardı. Neticede bugün de aynı şey geçerli. Bugün de Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu iyi işleri sabote eden kendi içimizdeki yabancılardır. Adı Ayşe, Fatma, Ali, Veli olan insanlar. Kendi içimizdeki muhalifler. Yapılan her hayırlı işe karşı çıkanlar o dönemde Abdülhamit Han'ı yalnızlaştırdılar ve Abdülhamit Han'ın karşısında bir İngiliz gibi, bir Ermeni gibi, bir Siyonist gibi mücadele ettiler. Bunlara alet oldular. Çok yakınındaki insanlar vardı. Mesela Prens Sabahattin, biraz önce sordunuz, bahsettiniz. Prens Sabahattin'in dayısı olur. Yani şimdi annesi Sultan Abdülhamit Han'ın kardeşi, Mahmut Celaleddin Paşa, işte şeyi, babası, onun gibi saymakla bitmez. Yani o dönemin Genç Osmanlılar, Jön Türkler, İttihat Terakki, Cemiyeti İttihat Terakki fırkasına doğru evrilen o hareket ve İttihat Terakki'nin bütün idarecileri ki çoğu masondur, çoğu Siyonistlere alet olmuştur. Tamamına yakın Abdülhamit Han'a düşmandır. Talat Paşası'ndan, Cemal Paşası'ndan, Enver Paşası'ndan, Mahmud Şevket Paşası'ndan. Bana şunu sorun, Abdülhamit'in yanında bir tane adam var mı derseniz bir tane adam yoktu. En basiti, efendime söyleyeyim, Tahsin Paşa. Evet. Tahsin Paşa, 15 sene Mabeyn Katipliği'ni yapmış olan Tahsin Paşa'nın kim olduğunu anlamak isterseniz evet, açın hatıratına bakın. Yakın Plan yayın evi yayınladı hatıralarını. Tahsin Paşa, Abdülhamit'e hakaretler ediyor kitabında. Yani hayret bu yani. Dizilerde çok övülen karakterden bahsediyoruz. Uzak yakın doğru alakası mu? Yok. Tabii ki uzaktan yakından alakası yok. Theodor Herzl'in hatıralarında da Tahsin Paşa'dan bahseder. En büyük rüşveti de Tahsin Paşa'ya verdiğinden bahseder. Aa, nedir Siyonist'in dediği doğru mudur bilmiyorum. Ancak Tahsin Paşa'nın hatıralarını okuduğunuz zaman bazı yerlerde zorunlu olarak şimdi siz böyle etmiş anlatınca gerçekten hani ülkemizde son dönemlerde bir takım mücadeleler oldu ya, hani 15 Temmuz gibi. Orada bile yaveri, hain çıkıyor biliyorsunuz. Evet. Değil mi? FETÖ'cü çıkıyor. Her yerden türüyorlar. Bu da tabii ayrı bir konu. Ayrı bir tartışma konusu. Niye, nasıl geldi oralara? Ayrı konu. Ama Abdülhamit Han gibi bir şahsiyetin sizin bahsetmiş olduğunuz gibi yakın çalışma arkadaşlarının bu düşüncelerine rağmen inanın böyle başarılı ve dik durarak mücadele etmesi gerçekten takdire şayan. Yani şöyle. Dediniz ki bir tane bile yok diyorsunuz. Bu çok önemli yani. Evet, yok gerçekten. Benzer yani, değil mi? Günümüzde şu evet, an çok benzer masonlar yani. Masonlar etrafını sarmış. Sekiz paşalar denilen paşalar var etrafında. Bu vatanın asli unsurları, vatanın öz evlatları Abdülhamit'le görüşmek istiyorlar. Değil bu mi? Görüşmelere mani oluyorlar. Yani Theodor Herzl'la randevuyu ayarlayan o paşalar mesela Bediüzzaman Said Nursi ile görüşmesine mani oluyorlar. Evet. Belki görüşseler tarihin seyri değişecek. Mehmet Akif Ersoy'un yanlış düşünmesine sebep oluyorlar. Tabii Mehmet Akif Ersoy tabii bir başka bir mesele. Mehmet Akif'in Abdülhamit'le görüşme talebi benim bildiğim kadarıyla yok ama Bediüzzaman mücadele ediyor. Görüşmek istiyor. Onun Abdülhamit'le... Buna benzer kanaat önderlerinin görüşten mi? O yüzden mesela Mehmet Akif Ersoy Baykuş diye maalesef bir şiir yazıyor. Evet. Hakaretvari. İsterseniz az önce onu da duyurduk. Onu da girelim. Mehmet Akif Ersoy'un
Abdülhamit Han'ın tahttan indirildikten sonra çok pişman olduğunu, Mısır Hastanesi'nde özellikle çok pişman olduğunu, kendisine bu konuda hani pişmanlıkla alakalı bir mektup kaleme almak istediğinden bahsederler ama bu doğru mudur onu da söyleyelim. Mehmet Akif Ersoy, Abdülhamit düşmanlığında sınırlar çok zorlayan, evet, ve bizi inkısarı hayale uğratan bir Türk aydınıdır. Müslüman Türk, yani Arnavut'tur ama Müslüman Türk aydınıdır diyelim. Çünkü muhafazakardır. Ciddi manada tetebbü etmiştir, İslami dinlere vakıftır. Böyle bir kişilikte, böyle bir kimlikle İstiklal Marşı'nın yazarı, Çanakkale Destanı'nın, Çanakkale şiirinin yazarı olan Mehmet Akif'in Abdülhamit Han'ı anlayamamış olması, anlamamak da bir tarafı, anlamayabilir, insandır bu, muhalif olabilir, onu da tartışmıyorum. Tabii. Ancak öyle bir söz, ağır sözlerle İtalya kelamda bulunmasını benim hafızalım almıyor. Yıldız Baykuşu, domuz, kafir, bu sözler ne yazık ki Abdülhamit'e yönetilmiş Mehmet Akif tarafından. Evet. Mehmet Akif'in bu düşmanlığını anlayabilmek çok güç. Ha, daha sonradan Abdülhamit Han'ın vefatından sonra bazı gerçekleri görüp de nedamet ettiği ve bir nedamet şiiri kaleme aldığı söylenir. O meşhur Acemi Semerci şiiridir. Ancak ben onu okuduğum zaman, isterseniz burada da okuyabiliriz. Tabii. Yani, bir şairimiz ne var bu konuda pişman olan? Çok İsmi aklıma gelmedi. Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın var mesela. Var. Ahmet Rasim'in var. Evet. Süleyman Nazif'in var. Hı-hı. Hepsi pişman olur onlar. Pişman oldu. Enver Paşa ben pişman oldu. Ben şunu anlatmak istiyorum hocam. Ancak aslında. Ancak şunu tamamlayayım. Buyurun. Mehmet Akif'in Abdülhamit'ten nedamet ettiğine dair ve pişman olduğuna dair bir beyanatı, bir yazısı, bir çizisi yoktur. Hatta Aliül Bukhurucu Medine'deyken bir risale kalemi almak istiyor. Evet. Sanki Mehmet Akif yazmış gibi yapıp nedamet eden, özür dileyen, Abdülhamit'ten kendisinin affını isteyen bir risale kalemi almaya çalışıyor, istiyor. Ve bunu merhum Kadir Mısıroğlu'na söylüyor. Kadir Mısıroğlu diyor ki nasıl olur böyle bir şey? Mehmet Akif hayatındayken hiç nedamet etmedi ki. Yalandan bir şiir var işte Acemi Semerci diye. O Semerci şiiri çok iyi yorumlanırsa, çok böyle kafa yorulursa bir ihtimal denilebilir. Ama alenen ben Abdülhamit Han'dan özür diliyorum gibi bir şey beyanında bulunmadı. Sen nasıl olur ölmüş gitmiş bir adamın Ali gıyabında Abdülhamit'ten nedamet edici bir yazı kalemi alırsın deyip reddettim diyor. Yani böyle bir şey yok. Mehmet Akif bu muhalefetiyle vefat etti gitti. Hiç de bir nedametine dair bir şey diyor. Allah taksir etsin, affetsin. Amin, amin. İnşallah niyetimiz yani öyle bir pişmanlığı olmuştur. Şimdi çok konu var hocam. Tabii. Çok konu var. Ben şimdi siz konuşurken bir taraftan kafamdan hangi birini anlatsam diye böyle düşünüyorum. Şimdi Abdülhamit Han isterseniz şu yönünü bir anlatalım. Yani kimilerine göre rivayet, kimilerine göre senaryo ama biliyorsunuz bu Zenci Musa olayı var. Evet. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Yani isterseniz onu bir anlatalım da taşlar, Zenci Musa otursun mu? Zenci Musa tam Abdülhamit'le alakalı değil yani. Zenci Musa Cihan Harbi'nde. Cihan Harbi'nde. Evet. O Sultanahmet'te ağlayan bir komutan var ya. Sultanahmet Camisi'nde sürekli ağlıyor. Niye ağlıyorsun diyorlar. Ben o hatırladınız mı onu? Şu anda. Hatırlamadınız. Hayır. Kimden bahsettiğini hatırlamıyorum. Evet. Yani Zenci Musa ile ilgili ayrı bağımsız bir program tamam, yapılabilir. Tamam ben aklıma. Çünkü ben Zenci aklıma... Musa gerçekten bu milletin öz bağrından kopmuş, kesinlikle, zenci ol, kapkara zenci olmasına rağmen belki birçoğumuzdan daha fazla Anadolu'lu, birçoğumuzdan daha fazla Türk olan bir büyüğümüzdür. Doğru. Çok acıklı bir hikayesi vardır. Onu aynen mutlaka anlatalım. Onu sonra konuşalım. Mehmet Akif'in onunla ilgili şiiri var. Belki oradan size evet tedavi efkar yok yaptım. Ben şimdi çok dedim ya şu an çok konu var. Aynen. Hani hangi birine gireceğimi şaşırdım ama şöyle anlatayım hocam o zaman ben kısaca. Evet. Zannedersem Sultanahmet Camisi'nde ağlayan bir adam görüyorlar. Tamam mı? Yani şu an teferruatına çok giremeyeceğim. Ağlayan bir şahıs görüyorlar. Sürekli ikindi vakti ağlıyor. Sürekli ikindi vakti ağlıyor bu şahıs. Ve oradaki cemaatin çok ilgisini çekiyor. Ya sen niye her ikindi vakti ağlıyorsun yani? Öyle değil mi? İlginç bu. Dolayısıyla sonunda kendisine bu sorulan soruya cevap vermek zorunda kalıyor. Önce cevap vermek istemiyor. Sormayın benim derdimi falan gibisinden edayla yaklaşıyor. Sonradan diyor ki ben diyor Sultan Abdülhamit Han'ın ordusundaydım. Hı. Orada çalıştım uzun yıllar. Ama benim malım, mülküm, tarlam çoktu. O kadar çok malım, mülküm vardı ki yani onları yönetmek için istifa etmek istedim.
ve gerekli mercilere bu konuda başvuruda bulundum, müracaatta bulundum. Birkaç sefer sultanımız tarafından reddedildi. Yani istifam kabul görmedi. Niye? Osmanlı Devleti çok zor günler yaşıyor. Benim gibi bir insana ihtiyacı olduğunu belirttiler. Tamam. Ama ben üçüncü başvurumda Abdülhamit Han benim istifamı kabul etti. Yani istemeyerek kabul etti. İstifam kabul edildikten sonra ben rüyamda Resul Efendimiz'i gördüm. Resul Efendimiz aleyhissalatü vesselam Abdülhamit Han Hazretleri ile beraber Osmanlı ordusunu teftiş ediyordu. Herkes sıraya girmiş, tüm orduyu teftiş etti. Herkes Resul Efendimiz'in elini öptü, onunla musafaha yaptı. Bana gelince Abdülhamit Han benden elini çekti, benimle musamaha yapmadı. Resul Efendimiz sordu, Abdülhamit bu kimdir? Bu bizim ordumuzdaydı ya Resulullah ama bizi terk etti, istifa etti. Resul Efendimiz de seni terk edeni biz de terk ederiz. Ey Abdülhamit dedi. Bu cevaptan dolayı ben çok incindim, üzüldüm, yıkıldım. Evet. Pişmanım diye yani bunu geçer, anlatırlar. Yani ben burada şunu anlatmak için söyledim bunu. Abdülhamit Han'ın İslam ümmeti şüphesiz tarafından yani, konumunu, durumunu bilmesi açısından. Abdestsiz yere basmaz. Kesinlikle. Hatta gece bile yani Mehmet Akif Ersoy şöyle söylemiş falan böyle hiç önemli değil. Yastığının yani altında bir kiremitvari bir taş bulundurur, onunla teyemmüm eder, öyle yere basar. Her gece kitabını okur, abdestsiz yere basmaz, gece namazları vardır. Ümmet bilinci, İttihad-ı İslam bilincinde şuurunda olan birisidir. Son derece dindardır. Yani Abdülhamit'in dindarlığı konusunda Elmalı Hamdi Yazır'ın kaleme almış olduğu hal fetvası ki çok bahtsız bir hal fetvasıdır. Onun dışında hiçbir kaynakta bir şey bulamazsınız. Abdülhamit zekidir. Abdülhamit mutasarrıftır, tasarrufludur. Abdülhamit dindardır. Tasavvuf ehlidir aynı zamanda. Tasavvuf ehlidir, Şazeli'dir, Zafiri tarikatına bağlıdır gibi. Birazdan 30 Mart hadisesiyle bağlantılı anlatacaklarım da olacak. Yani Abdülhamit ile ilgili böyle kıssalar vardır. Çoğu da doğrudur. Bazıları belki sonradan uydurmuş olabilir ama çoğu da doğrudur. Yani Abdülhamit'in bahtsızlığı Abdülhamit'in devridir. Devrin ruhudur. Kesinlikle. Abdülhamit bahsettiğiniz gibi. Kaderidir ya. Yani Abdülhamit ne yapsın tek başına? Bir de bir şey var hocam. Hani büyüklerimiz hep söyler ya. Düşmanını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. Yani ya bu insanla kimler uğraşmış? Düşman oklarına bakmanız yeterli. Düşman, yani İngilizler uğraşmış. Siyonistler uğraşmış. Evet. Zaman, hala şu an bir takım hala milli ve yerli insanlarımızı. Biz bile uğraşıyoruz biliyor musunuz? Bakın milli ve yerli büyüklerimizi kimler uğraştı? Rahmetli Menderes, Erbakan hocamız merhum gibi insanlarla kimler uğraştı? O zalimler uğraştı. Halen Erdoğan'la. Hala uğraşmaya, Erdoğan'la. Türkiye ile uğraşmaya, Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'la da dahil uğraşmaya çalışıyorlar. Niye? Yani milli insanlarımızla, yerli insanlarımızla uğraşıyorlar. Niye uğraşıyorlar ya? Niye başka isimlerle uğraşılmadı şu an? Bunu hani izleyicilerimizin tahayyülünü aşmak için söylüyorum. Evet, evet, yani Abdülhamit Han böyle milli ve yerli bir insan. O yüzden biz çok uğraştılar. Yani. Kesinlikle. Şimdi hocam isterseniz biz 31 Mart'ta da gireceğiz evet, 31 ama Mart'ta önemli yani. Şuna bir girelim. İttihat-ı Terakki Cemiyet öncesi. Evet. Yani bu çok önemli. Bu cemiyetin içerisinde çok az önce bahsettiğiniz gibi çok muhafazakar isimler var. Sol dediğimiz yani Rusya yanlısı tandanslı insanlar da var ama muhafazakar isimler de var. İngiliz pervari isimler de var. Bu İttihat-ı Terakki Cemiyeti nasıl bir örgüt, nasıl bir cemiyet? Her kesimi içine alıyor, içinde barındırıyor ve ondan sonra zaten Abdülhamit Han'ı darbeye teşebbüs edecekler. Valla İttihat ve Terakki Auguste Comte'un pozitivizminden etkilenmiş ve hatta ismini de oradan almış bir yapıdır. Ve İtalyan Carbonari Cemiyeti denilen ihtilalci cemiyet vardır, Masonların tesiri altındadır. Onlardan da çok fazla etkilenmiş. Ve içinde dediğiniz gibi 40 yamaklı bohça gibi içinde muhafazakarı var. Mehmet Akif, İttihat-ı Terakki'nin azası. Enver Paşa, muhafazakar sayabileceğimiz isimlerin bir tanesi. İttihat-ı Terakki'nin azası. Talat Paşa, bir numaralı Maşrik Azam, 33 dereceli mason içinde. Emanuel Karasu, Yahudi Siyonist içinde. Cavit Bey içinde. Yani İttihat-ı Terakki'nin içinde olmayan yok. Doktor Nazım. Yani İttihat-ı Terakki tam manasıyla Osmanlı İmparatorluğu Devleti'ni, Cihan Devleti'ni başsız bırakmak ve
meşrutiyet, cumhuriyet ideali ve söylemleri, yani eşitlik, adalet, müsavat, hürriyet sloganlarıyla, ki bunlar aynı zamanda Fransız İhtilali Kebiri'nin, ki onun da planlayıcıları Siyonist Yahudilerdir. Fransız İhtilali Kebiri'nin bu tabiri caizse cafcaflı kelimeleri etrafında devleti bir yerden bir yere evirmek, bunun başındaki padişahı devirmek ve onun yerine devleti idaresi etmek üzere kurulmuş ve tamamen küresel aklın yönettiği, finansmanını özellikle Siyonistlerin sağladığı bir örgüttür. Bunlar içerisinde gerçekten muhafazakar kesimden bunlara alet olan, Abdülhamid düşmanlığı ortak paydasında birleşen insanlar da var. Bunların bir kısmı bu hatayı görmüşlerdir, bu yanlışlarını görmüşlerdir. Cemiyetten çıkmışlardır. Ancak bu cemiyet kuruluş amacı budur. Ve başarılı Paris'te olmuştur kurulmuştur. Maalesef. Selanik'te en önemli şubesi, asıl kuruluş yeri 1889'da Sirkeci İstasyonu. O da semboliktir yani. Avrupa'ya giden tren oradan kalktığı için. Sonra Fransa 1901'de arkadaşlar, mesela Fransa... İttihat-ı Terakki Cemiyeti'nin kuruluşu ve amaçları diye kalemimizi değiştirelim. Evet. Üç önemli merkezi vardır. İstanbul, Paris ve Selanik. Selanik çok önemlidir. Özellikle Talat Paşa burada örgütlenmeyi sağlıyor cemiyetin. Selanik'in önemi şuradan geliyor. Selanik'in yarısı Yahudidir. Selanik'in yarısı Yahudidir. Müslüman olanların da %90'ı Sabataist Yahudidir. Dolayısıyla Selanik, İttihat ve Terakki'nin amacına ulaşması için son derece münbit bir coğrafya olmuştur. Ve bu İttihat ve Terakki özellikle bizim 3. ordumuz, yani bizim 3. ordumuz Rumeli'deki ordu. Bunun başında Enver Paşa var, bunun başında Cemal Paşa var, bunun başında efendime söyleyeyim Mahmut Şevket Paşa var. Bu insanları devlet cebine parasını koyuyor, üniformasını veriyor. Şehadetnamelerini almışlar, harbiyeden gitmişler. Amaç ne? Balkanlarda Türkiye aleyhine olan bir takım çete faaliyetlerini men etmek ve dağda çete, Balkanlar dağlarında çeteleri kovalamak. Oraya gidenlerin hepsi Mason örgütlerinin kucağına düşüyorlar ve tamamına yakın Abdülhamid düşmanı, dolayısıyla devlet düşmanı ve Abdülhamid'i devirmeye ahd etmiş, yemin etmiş insanlar oluyorlar. Ve netice itibariyle malumunuz 1908 meşrutiyetini ilan ettirdiler Abdülhamid Han'a zorla, baskıyla ve 1909'da da 31 Mart hadisesiyle birlikte Abdülhamid'i alaşağı ettiler. Ve ondan sonra İttihat Terakki devri başladı. Ondan sonra gelen padişahlar kukladır. Evet. Yani Sultan Eşat kukladır. Sultan Vahidettin Han'ın zaten devri iktidarı toplam 4 senedir. Cihan Harbi'nin sonuna denk gelmiştir. Kıymet Harbiyesi yoktur. Vahidettin kukla değildir ama kudretsizdir. Oyuncak olmuştur. İttihat Terakki Abdülhamid devirdikten sonra 9 sene boyunca devleti adeta bir bozuk para harcar gibi harcamıştır. Tozunu dumanını attırmıştır. 4 milyon kilometre kare aldıkları devleti işte 800 bin kilometre kareye bir tabut gibi bir dikdörtgene hapsettirmiştir. Trabzon Harbi, Balkan Harbi, Cihan Harbi. Bunların tüm sebepleri bu İttihat ve Terakki'nin öngörüsüzlüğüdür. Bunlar uzun uzun hikayedir. Sadece Trabzon Harbi anlatsam bir program konusu olur. Sadece Balkan Harbi anlatsam bir program konusu olur. Yani İttihat ve Terakki'nin amacı batılı mahfillerde üretilen fikirler ve onlar tarafından sağlanan finansman çerçevesinde Abdülhamid'i tahtından indirmek ve devletin parçalanmasına zemin hazırlamaktır. Bizim bazı saftillerde buna alet olmuştur Enver gibi. Evet. Enver kötü bir adam değildir. İnşallah da Allah affeder onu yani. Şehit de olmuştur. Ben az önce onu söylemek istedim hocam. Yani o dönemde bunlar çok iyi lobi yapıyorlar. Hani medya da bunların elinde aslında. Yani bunu çok iyi kullanıyorlar. Abdülhamid Han Hazretleri ile alakalı çok iyi propaganda yaptıkları için bizim Müslümanlar ve oyuna gelmeye hazır Müslümanlar diyeyim, kullanılıyorlar. Az önce bahsettiğiniz bir sürü şiir yazılıyor. Niye? Pişmanlıkla alakalı. Okuyalım. Değil mi? Yani çünkü şunu demek istiyorum. Hani zamanında iyi niyette insanlar kandırılmadı mı bu ülkede? Elbette ki. Hani bir takım örgütler tarafından üstü ihanet, ortası ticaret, altı ibadet dediğimiz. Yani niye? Bizim insanımız niye kanıyor? İşte saflığından, ferasetsizliğinden, basiretsizliğinden hala bazı taraflar tarafından, akımlar tarafından buna benzer şeyler kandırılıyor. Niye kandırılıyor? Onu demek istiyorum. O konuda Osmanlı Devleti'nin son döneminde bir eksikliğimiz var bizim de. Tabii Abdülhamid Han'a bağlı değil bu. Öncesinden bir eksikliğimiz var ki bu lobilerin önüne geçememişiz. Onun temelinde şey yatıyor Cihat Bey. Yani Batı'nın sanayi inkılabını bizden önce, çok önce, biraz önce başlatmış olması ve teknik ve teknolojide
bizim önümüze geçmesi, sömürge imparatorluklarının kurmasından dolayı bizde bir aşağılık kompleksi oluşmuş. Vardı hocam, kadrolaşma eksikliğimiz var bizim. Amenna. Bizim aydınımız neden kendi kök değerlerine bigane oldu? Bakıyorlar ki bizim gavur dediğimiz, haçlı dediğimiz insanlar fende, teknikte, teknolojide almış başını gitmiş. Bunun sebebi olarak bizim kök değerlerimizi, bağlı olmuş olduğumuz din-i mübin İslam'ı görüp kendi değerlerine, medeniyet köklerine biganeleşme, kendi değerlerini bilememekle birlikte ondan uzaklaşma ve aşağılık kompleksine kapılma var. Zaten Avrupa'ya gittiniz mi bittiniz. Masonların evet. ağındasınız. Onlar da sizi çok güzel eğitiyorlar. Bugün mesela bir Doktor Abdullah Cevdet denen bir adam var. O da bir program konusu. Doktor Abdullah Cevdet Türk milletinin ıslahı için Avrupa'dan damızlık erkek getirilmesini teklif edecek kadar alçak bir adamdır. Yani bu adam Abdülhamit'e karşı Siyonistlerle işbirliği yapmıştır. Theodor Herzl'la Avusturya'da, Viyana'da tanışmıştır ve Theodor Herzl'a gönüllü tercümanlık yapmıştır. Theodor Herzl'ın ücret teklifini reddetmiştir. Para bile almıyor Siyonist'ten. Abdülhamit aleyhinde çalışmalara destek veriyor. Bu bizim aydınımız. Yani Doktor Abdullah Cevdet dediğiniz Arap kirli, şeyli, Malatyalı. Evet. Hocam isterseniz şöyle yapalım. Hızlıca o şiirden birkaç pasaj alalım. Süremizin vallahi sonuna geliyoruz. Abdülhamit Han'ı kimler darbe yapıyor? O görevinin sonlandırmasıyla alakalı o heyet. Evet. O da çok sembolik yani. Maalesef, korkunç bir şeydir. Maalesef. Türk tarihinin yüz karasıdır. Bir padişah hal edilebilir. Birçok padişah hal edilmiştir. Evet. Ancak bunların yerli ve milli hudutlar içerisinde tutulması lazım. Haklı tabii. olabilirsiniz, haksız olabilirsiniz. Padişah alaşağı edilmiştir. Bizim tarihimizde ilk alaşağı edilen padişah Abdülhamit değildir. Sonuncu da değildir. Tabii. Ama bunun yapılma şekli tam bir Siyonist propaganda ve tam bir Siyonist plandır. Plan gereğidir. Kesinlikle. Bunun sürtme operasyonudur. Bakın örnek vereyim size. Abdülhamit Han'ı 31 Mart hadisesinden sonra, 31 Mart'ta başlıca bir program konusu. Onu da inşallah İnşallah 31 Mart'ta bir diye yapalım işleyelim. İnşallah. 31 Mart 13 Nisan'a tekabül ediyor. Rumi tamam. takvimlerinden dolayı. Hal ediliyor. Hal tebliğini Yıldız Sarayı'na gidip de orada bir resim var. O fotoğraf var mı bilmiyorum. Ben varsa eğer ekrana koyalım. Sultan Abdülhamit Han'a 5 kişilik bir resim var. 5 kişilik bir resim. Heyette evet. Abdülhamit Han Hazretleri var. Evet. Birazdan o resim geliyor. Ha, evet resim. Bu resim çok güzel. Bakın bu resim Sultan Abdülhamit Han'a hal tebliğine gelen heyetin resmidir. 4 gözüküyor ama Abdülhamit'in tam arkasında bir kişi daha var. Tam çıkmamış. 5 kişi aslında. Sağında. Hemen arkasında. Sağında. Fesinin yarısı gözüküyor. Evet. Bu heyettekilerin evet, isimlerini evet. söylüyorum size arkadaşlar. Şimdi gözüktü. Aynen. Eli şöyle böğründe olan meşhur Siyonist Yahudi Selanik. Soldan ikinci. Soldan ikinci. Soldan ikinci. Selanik, bizim şu an soldan ikinci Emanuel Karasu. Evet. Selanik mebusu evet. Emanuel Karasu'dur. Emanuel Karasu aynı zamanda İtalyan emelleri için çalışan çok meşhur bir Yahudi. Baş, haham başıdır aynı zamanda. Haham başılık yapmadı. Mebusluk yaptı. Haham başı olan Hayim Nahum. Hayim Nahum. Evet. evet. Bu meşhurdur ve eli böğründedir. Sebebi şu. Abdülhamit iyi bir silah kullanıcısıdır. Hı hı. Yani çok iyi bir nişancıdır. Hızlı. Evet hızlı yani, çeker. Acaba Abdülhamit son demde vurabilir, mi, vurabilir diye. Mi diye eli böğründe de silah var. Silahına davranmak üzere. Meylon. Bir tanesi Yahudi Emanuel Karasu. Evet. Bunlardan bir tanesi Ermeni Aram Efendi'dir. Ermeni Aram Efendi. Evet. Abdülhamit Ermenilere yurt vermedi diye Ermeni bir papazı Abdülhamit'e hal tebliğine gönderdiler. Evet. İddiaçılar. Evet. İddiaçıları tanıyalım. Bir tanesi Esat Topdani'dir. Esat Topdani Arnavut'tur. Arnavut ihtilalinin Abdülhamit'ten sonra meydana gelen, 1911'de meydana gelen, 12'de meydana gelen Arnavut ihtilalinin en önemli şeylerinden bir tanesi, planlayıcılardan bir tanesidir. Ve bir Osmanlı paşası olan Tatar Paşa'yı da şehit eden birisidir. Eyle davet ettiği halde. Hain bir adamdır. Yine bir tanesi Gürcü'dür. Gürcü Arif Bey'dir. Bir tanesi de muhtemelen hemen sağındaki olan da en sağdaki. Cevat Paşa'dır. Cevat Paşa da iddiaçıların evet resmi düzeltebiliriz arkadaşlar. İddiaçıların Tahsin Paşa'dan sonra Mabeyn Katipliği'ne yani 1908 ihtilalinden sonra saraya, Yıldız Sarayı'na göndermiş oldukları Mabeyn Katibi'dir. Şahsiyetsiz bir adamdır. Abdülhamit'ten yalvar yakar para alır. Ancak hal tebliğine geldikleri zaman da Abdülhamit'e hakaretler eder. Tebliğ Abdülhamit'e ha. bu insanlar yani içinde bir tane Türk olmayan gayri Türk ve Türkiye düşman olan unsurlardan bir heyet seçilmiştir. Semboliktir. Bu sembolizmin ikinci adımı Abdülhamit Selanik'e gönderilmiştir. Abdülhamit rica ediyor. Tacımı tahtımı bırakıyorum. Bir şartla bırakıyorum. 31 Mart hadisesi benim dahlimin olmadığı tespit edilsin. İkinci olarak beni
Çırağan Sarayı'na koyun diyor. Ağabeyinin, 5. Murat'ın olduğu Çırağan Sarayı'na. Reddediyorlar, Selanik'e gönderiyorlar. Niye? Selanik Yahudilerin en önemli temerküz yerlerinden bir tanesi. Yurdudur, üçüncü burun sürtme operasyonu. Selanik'te kimin evine koyuyorlar? Meşhur Yahudi kardeşler, Alatini kardeşlerin evine koyuyorlar. Sultan Abdülhamit Han devrinin en zengin şahıslarından bir tanesi. Ticaretle uğraşıyor. Parasının bir kısmı Deutsche Bank'ta. 4 milyon mark civarında parası var. Ancak Abdülhamit Han Alatini Köşkü'nde bir demir karyola üzerine bir şilte atılmak suretiyle aç bir ilaç evlatlarıyla birlikte yakındaki saray mensuplarıyla birlikte sırtına o demirler batacak şekilde bir hayata mahkum ediliyor. Elektrikler yok, su yok. Sanki bir hayvana ekmek verilir gibi kapının altından ekmek veriliyor. Bu halde bırakıldı. Parasını kullanmasına da izin veriliyor. Parasını tamamen aldılar zaten. Zorunlu olarak mecburen imza aldılar. Evet. Enver Paşa ve bütün bankadaki parasını aldılar. Ekmeğe muhtaç ettiler. Ve orada 3 sene boyunca kaldı. 1999'dan 1912'ye kadar. 1912'de Balkan Harbi'nden sonra Selanik'in sükutu düşmesinden dolayı Yunanlılar Selanik'i ele geçiriyorlar diye Beylerbeyi Sarayı'na nakli söz konusu oldu. Abdülhamit buna itiraz etti. Ben dedi Yunanlı harp ederim dedi. Ben dedi silah kuşanırım Yunanlı harp ederim burayı terk etmem dedi. Evet. Yani Selanik'e gitmek istemeyen Abdülhamit vatan toprağı olduğu için Selanik'i Yunan'a bırakmak istemedi. Cesur bir insandı. Mücadeleci bir insandı. Son zamanlarda bir takım şeyler çıkıyor sosyal medyada. Yok korkmuş da İngilizlere sığınacakmış falan. Ondan da belki bahsedeceksiniz. Birkaç cümleyle ondan lütfen bahsedelim. Çünkü dedim ya program başında da yani herkes bir tarafa çekmeye çalışıyor. Kimi Kızıl Sultan deme terbiyesizliğine gidiyor. Kimi işte vatan haini diyor. Kimi bilmem ne diyor. Herkes işine geldiği gibi. Halbuki hepsi bunlar söylenen birçoğu o düzen insanlar tarafından kullanılıyor. Rahmetli hocanın bir sözü vardır bilir misiniz? Siyonizm seni öyle bir kullanır ki ben Siyonizm mi adamı değilim Türk'ün söylettire kullanır. Öyle. İnan ki bu örneğidir işte. Aynen. Abdülhamit Han'ı bu hale getirenler bu örneği yaşamıştır yani. Evet. Tabii Abdülhamit Han'ın da son dönemlerde sosyal medyada dolaşan bir video var malumunuz. Evet hocam. Eski bakanlardan Hüseyin Çelik Bey'in. Oysa Hüseyin Çelik Bey tarihçi de değil. Edebiyatçı. Herkes konuşuyor. Herkes konuşuyor. Ha Jön Türkler üzerine bazı çalışmaları falan da var ama güya Abdülhamit Han Çırağan baskınından sonra Ali Suavi hadisesi uzun hikayedir 93 harbinden sonra Balkan göçmenleri İstanbul'a yığılmıştır. Çadırlarda kalıyorlar. Ali Suavi de Silent Scaleri örgütünün Masonik örgütünün organizasyonuyla Abdülhamit'e bir suikast planlıyor. Çırağan Sarayı'nı basıyor. 5. Murat'ı medyönlerden yaka paça tutup sürükleyerek götürüp tahta çıkarmaya çalışıyor. Tam bu sırada efendim 78 Hasan Paşa diye Beşiktaş Emniyet Amiri 78 Hasan Paşa vardır. 78 Hasan Paşa hadiseden haberdar oluyor. Çünkü Beşiktaş Emniyeti ile Yıldız Sarayı karşı karşıyadır. Hadiseden haberdar olunca Çırağan Sarayı'na gidiyor. 28 kişiyi orada öldürüyor. Elindeki hızırtı sopasıyla birlikte 78 Hasan Paşa Ali Suvari'nin başına vurup onu da leşini oraya seriyor. Ve hadise bitiyor. Abdülhamit bunu duyduğu zaman silah kuşanıyor. Derhal müdahale etmek istiyor. Asla korkmak, kaçmak, İngilizlere sığınmak gibi derdi yok. Sultan Vahidettin, nasıl Hüseyin Çelik diyor ki, nasıl Sultan Vahidettin Efendi diyor İngiliz diye Malaya zırhlısına sığınmışsa, aynı İngilizlere sığınma emelinde olan Abdülhamit de vardı diyor. Güya Abdülhamit demiş ki, bu Ali Suavi'nin tek başına yapacağı bir şey değil. Sadece muhacirlerin de yapacağı bir şeydi. Bunun arkasında İngilizler var, doğru İngilizler var. Ve diyor ki İngilizlere, benim hayatımı bağışlayın, ben size sığınayım. Yeter ki benim hayatımı bağışlayın dedi diyor. Ondan sonra da diyor taviz olarak diyor Kıbrıs'ı diyor İngilizlere verdi. Kıbrıs'ın İngilizlere üs olarak tayin edilmesi konusu apayrı bir iştir, apayrı bir meseledir. Bununla uzak yakın alakası yoktur. İngilizlere Kıbrıs'ın üs olarak verilmesinin sebebi Ayastefanus Mukaddemati Suhriyesi dediğimiz o korkunç planın, anlaşma metninin Berlin Anlaşması'na ki daha lehimizde olan bir anlaşmasıdır. Dönüştürülmesi için İngiliz müzaharetini almak adına verilmiş ve Rus tehdidine karşı İngilizlere üs olarak verilmiş ve Memalik Osmaniye'den olmaya devam etmiş. Hukuku Şahaniye'ye tabi olmuş bir coğrafyadır Kıbrıs. Evet. Kıbrıs 1914'te fiilen işgal edilmiştir ve 1923 Lozan Anlaşması'yla birlikte İngilizlere resmen verilmiştir. Bizim İngilizlere Kıbrıs'ı vermemiz üs tahsisidir, mecburiyetten verilmiştir. Ama Abdülhamit'in şahsi can korkusuyla değil. Neden dolayı? Berlin konferansına İngilizlerin desteğini almaktan dolayı. O konu apayrı bir konu. Bu konuda Rumbeyoğlu Mehmet Bey, Rumbeyoğlu Fahrettin Bey ve Mehmet Nabi Bey bir risale yayınladılar.
Osmanlıca, ben onun transkripsiyonunu yaptım, yayınlayacağım inşallah. Orada bütün detaylı anlatılır. Ben hiçbir tarih kitabında Abdülhamit'in can derdine düşüp de Kıbrıs'ı buna karşı rüşvet verdiğine dair bir şey okumadım şimdiye kadar. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel anlattınız. Bazı kişilerin, isim vermek istemiyorum, beyanlarını ben çok dikkate almıyorum bile. Yani o tür insanların bu ülkede darbeler olurken nerede durduğuna bakmak lazım. Evet. FETÖ ağzıyla konuşuyor çoğu hocam, insanlar. Hocam işte yani anladınız demek istemiyorum. Nerede durduğuna bakmak lazım. Yani mevzu bile etmem yani o bakımdan. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok vallahi anlatacaklarımızın çoğunu anlatamadım. Verimli program oldu benim açımdan. Şurada küçük bir şiir okuyalım. Buyurun. Süleyman Nazif mesela hızlıca, biraz önce bahsettik. Diyor ki, kaç zamandır gelmişken yade biz, işte geldik senden istimdade biz. Öldürürler basarsak feryada biz. Padişahım hasret olduk eski istibdade biz. Keşke sen olsaydın istibdat olsaydı. Oysa ki Ahmet Razim. Sen değil naaşın hükümdar olsa el yaktır bizlere. Sen değil, senin cenazen bize hükümdar olsa biz buna layığız. Dönsün etsin taht-ı Osmaniye tabutun culus. Senin tabutun gelse Osmanlı tahtına çıksa bu iddiaçılardan daha iyi yönetirdi diyor. Değil böyle mi? Nedamet edilmiş bir sürü şiir bulabilirsiniz. Çok. Çok sayıda var. Çok. Ama zamanımız yok. Vakit ayırdınız. Yani maksat hasıl oldu Allah'ın izniyle. İnşallah. Anlatmakla bitmez. Tabii tabii kesinlikle. Abdülhamit Gladstone'un ve Vandal'ın dediği gibi bir Kızıl Sultan değildir. Bizim için tarihe şeref vermiş. Bizim de şeref duyduğumuz bir Ulu Hakan'dır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Evet kıymetli izleyicilerimiz. Bugün Sultan Abdülhamit Han Hazretlerini konuştuk. Bir Allah dostunu, bir dava insanını, bir ümmetin büyüğünü, fedakarlıklar yapmış, mücadele etmiş bir devlet adamını konuştuk. Vaktimiz yettiğince bir takım konulara girebildik. Ama Abdülhamit Han'ın inanın o kadar çok konuşacağımız yönleri var ki inşallah başka konularda bunları konuşacağız. Siz değerli izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz bizlere zaman ayırdığınız için. İnşallah önümüzdeki haftalarda çok farklı konu ve konuklarımızla birlikte olacağız. Biliyorsunuz Şubat ayındayız. Şubat ayı şehadet ayı. Sevgili izleyicilerimiz, bu aya ait vefat eden, ahirete ithal eden önemli isimleri de konuşacağız. Zaman zaman bahsediyoruz. Yine rahmetlik Erbakan hocamızdan Muhsin Yazıcıoğlu'na, Tahir Büyükkörükçü hocamıza kadar birçok şehadet şerbeti içmiş yine alimlerimizi de konuşacağız. Vaktimiz yettiğince. Biz çok teşekkür ediyoruz bizlere vakit ayırdığınız için. Tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Tahirle kalınız efendim. Thank you.